Merhaba bayanlar, videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüm şu an kanala yükleniyor, orada kartlar kısmına bırakırım, izlemek isteyenler oradan ulaşabilirler. Şimdi o videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar ben yaklaşık 4-5 saat bir oynadım. Gördüğünüz gibi 2 tarlayı da ektim. Fakat bunların yabani otlarından bir türlü kurtulamadım arkadaşlar, ne yaptımsa. Her neyse, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün mandıra kuracağız. Hem de mandıranın en büyüğünden kuracağız. Gördüğünüz gibi burada ürünlerimi stokladım, bakın. Burada bir sürü yumurtam var. Bunları falan götürüp satacağız. Daha sonrasında yaklaşık 24 ton mu ne marulum var. Bunları da satacağız. Daha sonrasında bakın arka tarafı ben çok güzel bir şekilde temizledim. Orada yaklaşık 2-3 saatimi verdim. Buradaki bütün ağaçları kestim, işte köklerini kazıdım, ondan sonra boyadım falan. Buralarda güzelce düzenledim arkadaşlar, bakın çok güzel bir yol falan yaptım buralara. Gayet güzel şeyler oldu. Şimdi isterseniz biz yavaştan marul satışımızla başlayalım. Daha sonrasında yumurtalarımızı satarız. En sonunda güzelce mandıramızı kurarız. Şöyle bir bakalım marulun fiyatı en fazla neredeymiş? 2176 var. Galiba şu karşımızda, orası aynen öyle. Ben bunları götürüyorum arkadaşlar. En sonunda hepsini sattıktan sonra ne kadar gelir elde ettiğimi size aktaracağım. Arkadaşlar bütün marulları sattık. Gördüğünüz gibi 92.000 euro bir paramız oldu. Yaklaşık 85.000 euro kadar bir gelir elde ettik marullardan. Şimdi bir de yumurtaları satalım. Bakalım yumurtalardan ne kadar gelir elde edeceğiz. Yani video dışında elimden geldiği kadar yumurta da stoklamaya çalıştım. Yaklaşık 12 mi 15 palet mi ne orada yumurta var şu an. Şey, 24.621 tane yumurta elde ettik şu ana kadar. Şimdi şunun yumurtanın fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Ona göre bir yere götürüp satacağız. En fazla arkadaşlar Farmers Market'te 2800 alıyorlar. İsterseniz 2800'ü oraya götürelim. Neresiymiş orası? Oo, çok uzak, çok uzak olmaz. 2500'ü var. 2700'de fırında var. Fırın alıyor yanımız. İsterseniz fırına götürelim yani. 0.1 için tavraya kadar gitmeye değmez diye düşünüyorum. Galiba kalanını almıyor. Bir kısmını aldı ama yani 3 tonluk bir kısmını aldı ama kalanını almadı. Neyse, bunu nereye satacağız? Onu da hazır yemek restoranına götürelim ya. €155.000 para elde ettik arkadaşlar. Yumurta ve marul satışlarımızdan gerçekten muazzam bir gelir. Şimdi bu parayı neler yapacağız? Bakın şöyle göstereyim size. Şurada bir tane orta boy traktör var. 92.000 euroya. Güzel de bir traktör. İsterseniz klası satıp onu alabiliriz. Veya bir tane mandıra kurabiliriz. İsterseniz 3. tavuk çiftliğini kurabiliriz. İsterseniz mandıra kurabiliriz. Bence mandıra kuralım. Bir de mandıraya bakalım. Belki orada da güzel bir para vardır. Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu arada şu seralarımda satışlarını otomatik yapacağım. Bu gerçekten yormaya başladı beni. Tamamdır. Bir de bunlara otomatik su dolduran bir şey bulabilsem var ya, harika olacak yani. Her neyse, isterseniz inşaat kısmından biz olayımıza gelelim. Koyunlar. Büyük mandıra. Ulan bu da çok büyükmüş ya. Ha, şöyle koyalım ya. Ya da değiştirip şöyle mi bıraksak? A few moments later. Koyuyorum. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi mandıramızı kurduğumuza göre buna bir de koyun satın alalım arkadaşlar. Koyun satın almadık. De şöyle mandıranın için dışını bir gezelim abi, ne var ne yok. Aç bakayım kapıyı. Böyle bir alanı var. Kapı açıldığında içeri girdiğinizde böyle bir ekran var ama ekranda hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Koy onu cebine. Doğrayacak bizi ya. Bak ya, kapı kapanmıyor. Tamam. Şimdi şimdilik. Gelelim arkadaşlar şuradan biz satın alma menüsüne. O ne kadar çeşit var ya. Siyah galli dağı, Steinschaf, Betim yerel. Allah Allah. Şimdi biz bunların ne olduğunu bilmediğimiz için mecburen küçükten başlayacağız. Şöyle olgunlaşmamışlarından alacağım. 15'er tane alsam. 15, 30, 45, 60. 60 tane koyun olacak. 15'er tane olmaz. 10'ar tane alalım. 10, 20, 30, 40 tane hayvan olacak. Biz en iyisi biraz daha düşürelim. 7. Hatta 5'er tane bile alsak yeter şu an için. Tamam. Seç. Satın al. Tamam. Seç. Satın al. Şimdi niye böyle bir şey yaptım? Hepsinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi koyunların kimi yünü fazladır, kimi sütü fazladır. Irkını, cinsinin ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden mecburen bunları karıştırmak zorunda kaldım. Şimdi suları var. Sularını nereden bırakacağız bunların? Sularını nereden bırakıyoruz? Su bırakabileceğimiz herhangi bir yer yok. Şu işareti de kaldıralım da. 5000 olan ne? Kekmiş ya. Her neyse ya, o işarete durabilir. Sıkıntı yok. Su galiba bunlara dökmüyoruz, öyle mi? Su mandaranın içerisinde kendi mi veriyor abi? Nasıl oluyor? Aynen. Bakın büyük mandıralarda, hani gelişmiş mandıralarda kendisi veriyor. Koyunların şimdi bir de beslenmesi için şu yükleme vagonlarından almamız lazım. Hani bunlarla çim toplayabiliyorsunuz, saman toplayabiliyorsunuz. Ben de soya fasulyesinden çıkan anızı toplayacağım arkadaşlar. Sonra bunlara getireceğim. Şimdi zamanı bir tık ileri alalım arkadaşlar. Şu ürünlerimiz, mahsullerimiz bir olgunlaşsın. Daha sonrasında da onları yükleme vagonlarıyla samanlarını toplayalım. Götürüp koyunlarımıza verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zamanı Kasım ayına kadar ilerlettim. Gördüğünüz gibi şöyle etrafta bir parlama oluyor ama anlamadım nedenini. Yani oyunda böyle sıkıntılar oluyor bazen. Onu da tam çözmüş değilim. Şimdi şu mandıraların yemleri bitmiş. Onları bir yükleyelim arkadaşlar. Keşke daha önce fark etseydim. Gerçekten çok şey kaybetmiş olabiliriz. Şimdi hasat vaktimiz geldiğine göre şöyle biçerimizi çalıştıralım abi. Biçilecek bayağı bir ürün var şimdi. Gördüğünüz gibi iki tarlada biçilmeyi bekliyor. Bunlar biçerken de ben arkalarından bunların anızlarını toplayacağım, götüreceğim, koyunlara satacağım. Yani koyunlara vereceğim, koyunlara satacağım neydi? Koyunlara vereceğim. Şu tarlayla başlamak istiyorum. Büyük olanla. Hatta şununla başlayayım. Daha sonra oraya veririm. Şimdi oradan direkt aracı kiralarım, buraya girerim arkadaşlar. Yani mantık o. Hep böyle işin kaytarma kısmındayız. Gel abi, gel. Böyle etraftaki çimleri biçsem acaba bana bir faydası olur mu? Onlar gelir getirir mi hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum abi. Bunlara bakacağız. Şimdi şurayı bitsin bakalım. Heh, şöyle saman atıyor. Hatta bunu şöyle yapalım. Dur, H'den çık bakayım. Dur bir. F1'de şimdi. Saman yığınını etkinleştir diyelim. Nasıl geçer? Lan böyle saçmalık mı var? Etkinleştir diyorsam etkinleştir işte. Ulan. Gitti güzelim saman. Ne, bir araya toplasın diye yaptıydım ben. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane vagon kiralayalım. Şuradan bir de indirimde olan ürün var mı ona bakalım. Bu ne? Tanklar sıvı taşır. Biraderim bunun benimle hiçbir alakası yok. Bu nedir? Acaba koyunlar yiyor mu acaba ya? Arkadaşlar. Koyunlar saman yiyor mu ki? Saman diyorum, balya. Yok, balya yemiyor. Neyse. Biz hemen şuradan bir tane vagon kiralayalım. Yükleme vagonu. Yok ya, bu işimizi görmez abi. Şu 100.000'lik mi olsa 116.000 euroluk. 116.000 euro kaça kiralıyor? 5.000 euroya. 6.000'de hatta. Kiralayacağım. Hadi gidelim oraya. Şimdilik. Bizim sanırım şu şeylerimiz de bitmiş. Seralarımızdaki sular da bitmiş. Aynen öyle. Onları da toplamak, doldurmak zorundayız. Lan bayağı bir iş çıktı ya. Şimdi yumurtayla uğraşacağız. Ondan sonra koyunla uğraşacağız. Daha sonra bu seralarla zaten uğraşıyoruz. Sıkıntı abi, sıkıntı. Ya en güzel aslında bakarsanız yumurta. En güzeli yumurta abi. Tavuğun önüne yemeği atıyorsun. Ne suyu var ne bir şey var, tertemiz. Neyse, yapacak bir şey yok. Artık diğerlerini de deneyelim istedim. Diğerlerine bir bakalım arkadaşlar, ne olacak. Şöyle nasıl çalıştıracağız lan bunu? Nasıl çalıştıracağız lan? İndir. Yo, hiçbir şey toplamıyor arkadaşlar. Bu yerdeki saman değilmiş bu arada. Soya fasulyesinin samanı falan yokmuş. Allah kahretmesin. Kaldır şunu, kaldır. Şu kenardaki otları biçelim biz de. Allah. Bakayım. Ot bakımı değil, ot biçme makineleri. 12.000 euroya var. 75.000 euroya kadar olanı var yani. Gerek yok bize. Şimdilik ufak bir şey lazım ya. Ha şu. Hatta şu bile yeter bana yani. Bu bile yeter. Kirala diyelim. Ya da şunu mu kiralasak ya? Bunu kiralayacağım ya. Tamam, ben şunu bir alıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra buralardaki şeyleri toplayacağız. Yerlerdeki çimleri toplayacağız. Şu ara yoldan başlayalım arkadaşlar. Aşağı kadar böyle bir gidelim bakalım. Hepsini çalıştırmamız lazım. Hem vagonu çalıştıracağız hem şey yapacağız falan filan. Bayağı bir işimiz var. Şuradan bir şöyle bir başlayalım bakalım. Ne kadar bir toplayabileceğiz. Yemlik vagonunu çalıştır. Aşağı indir. Tamam. Daha sonrasında çim biçme makinesini çalıştır. Çalıştır abi. İndir. Tamam. Biçmiyor ki. Aa, biçiyor. Biçiyor arkadaşlar. Oo, tamam. Yüklemeye bile başladı yani, gördüğünüz gibi. Oh. Gayet iyi, gayet iyi. Benim bayağı bir alanım var zaten. Beraber benimle. Oy, ben buralardan topladıkça götürüveririm ya. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şu an 2 tona yakın bir topladık bile zaten. Şu arayı toplasam yine bu vagonu doldururum diye düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi 10 ton bir çim topladık. Bu ilk etapta yeter diye düşünüyorum. Kaldır diyeceğim. Daha sonrasında şunu da kapatalım. Bunu da kaldıralım. Tamam. Bunu bir götürüp arkadaşlar dökelim mandıramıza. Daha sonrasında ben videoyu kapatacağım. Ondan sonra şu seraların suyunu dolduracağım falan filan. Bayağı bir işim var benim. Siz yokken ben bayağı bir uğraşacağım, onu söyleyeyim. Arkadaşlar. Şöyle gel bakalım. Tamam. Boşaltma işareti çıktı bile. Evet, şu an bütün hepsini boşalttık. 10 ton bir çim boşalttık buraya. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.